Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu dersimizde sizlere kesirlerle ilgili problemler çözeceğim. Sizler isterseniz videoyu durdurup benden önce cevabı kendiniz boş bir deftere yapıp ya da boş bir kağıda yaptıktan sonra benimkile karşılaştırıp doğru mu yanlış mı yaptığınızı kontrol edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz otobüste 16 yolcu vardı. Bu yolcuların yarısı durakta indi. Buna göre durakta kaç yolcu inmiştir? Şimdi bir otobüs yerine şöyle bir kutu çizelim mesela. Bir şeyin yarısını bulmak için ne yapıyorduk sevgili öğrenciler? Tam ortadan 2'ye bölüyorduk. 2'ye ayırıyorduk. O zaman yolcuları tabi ortadan bölemeyeceğimiz için ne yapabiliriz? Onların sayısını bölebiliriz. 16 yolcuyu 2'ye bölersek yarısını bulmuş oluruz. Hemen 16'yı 2'ye bölelim. Böylece durakta kaç yolcu olduğunu bulmuş olacağız. Şimdi ne yapıyorduk? 16'yı 2'ye bölerken 16'da 2'yi kaç defa sayabiliyoruz? Ona bakıyorduk. İkişer ikişer 16'ya kadar sayıyorduk. 2 4 6 8 10 12 14 16. Evet 16'da durdum çünkü 16 yolcumuz vardı. Kaç defa saydım? 8 defa. 8 defa sayınca 16 olmuştu. Ve ne oldu? 16 yolcunun yarısı 8 yolcu oldu. Demek ki 8 yolcu durakta inmiş. 16'nın yarısı 8'miş. İkinci sorumuz. Yarısı 9 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Hemen birine yine bir küçük bir şekil çizelim. Bir kalem kutusu olsun mesela bu. Yarısı 9 taneymiş. Hemen şöyle yarısını 9 yazalım. Evet bir şeyin yarısı 9 tane ise diğer tarafı da 9 tane olur. Yani 9 sayısını 2 defa çarpmamız gerekiyor. 2 ile çarpmamız gerekiyor. 9 ile 2'yi çarpalım. 9 kere 2, 9 defa 2 saydığımız zaman kaç çıkar? 18 çıkar. Demek ki yarısı 9 tane olan kalemlerin tamamı 18 tane ediyormuş. 28 tane şekerin çeyreğini yedim. Geriye kaç şeker kaldı? Hemen yine bir şekille gösteriyorum sizlere. Bir bütünün Çeyreğini nasıl buluyorduk biz? Bütünümüzü dörde bölüyorduk. Bakın. Dörde böldüğümüz zaman bir parçası çeyrek oluyordu. Şurası mesela. Hemen e, 28 tane şekeri ne yapalım? Dörde bölelim çeyreğini bulmak için. 28'i dörde bölüyorum. Dörder dörder sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28... Kaç defa saydım? Sayarken ben hep nokta koyuyorum bu şekilde sevgili öğrenciler. Parmaklarımla sayarken karıştırıyorum bazen. O yüzden nokta koyarak sayınca kaç defa saydığımı zaten buradan görüyorum. Bakın 4, 3 de burada 7 defa saymışım. Demek ki 7 ediyormuş. 7 defa sayınca 28 oldu. Şimdi 28 tane şekerin çeyreği 7 şeker. Şuraya 7 yazabiliriz mesela. Ama Henüz sorumuz bitmedi problem. çeyreğini yedim. Geriye kaç şeker kaldı? Ha ne yapabiliriz? Yediklerimi çıkarmam gerekiyor. 28 şeker vardı. Şimdi 7 tanesini yedik. Acaba kaç şeker kaldı? 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 2'den çıkaracak bir şey yok. 2'yi aşağı indirdim. Demek ki 21 şeker kaldı. Diğer sorumuza bakalım. 5 tam ekmek kaç yarım ekmek eder? Şimdi 1 tam ekmekten kestiğimiz zaman kaç tane yarım çıkıyor? 2 tane yarım çıkıyor. O zaman her ekmekten 2'şer 2'şer yarım elde ediyoruz. 5 tane ekmekten o zaman 2 ile çarpma yapmam gerekiyor kaç yarım olduğunu bulmak için. Çünkü 1 ekmekten 2 yarım çıkıyor. 5 defa 2 saydığımız zaman 2 4 6 8 10. Demek ki 10 tane yarım ekmek çıkıyormuş. 16 çeyrek elma kaç yarım elma eder? Şimdi burada çeyrek elmaları yarım yapacağız. Şimdi kaç tane çeyreği yapıştırırsak yarım yapıyoruz? Biliyorsunuz 2 tane çeyreği yapıştırınca yarım oluyor. O zaman ne yapacağız? 16'yı 2'ye bölme yapacağız. 16 tane çeyrek var. Biz bunları ikişer ikişer yapıştırıyoruz çünkü. O zaman 16'yı 2'ye bölmem gerekiyor. Haydi bakalım bölelim. 2 4 6 8 10 12 14 16. 8 defa saydım ama buraya 6 yazdım yanlışlıkla. Evet 8 defa saydım ve 16 oldu. Demek ki çeyrek elmaları yapıştırdığımız zaman 8 tane yarım elma oluyormuş. 16 çeyreği yapıştırınca 8 tane yarım elma elde ediyoruz. 6. sorumuz 12 çeyrek ekmek ile 10 yarım ekmek kaç tam ekmek eder? Şimdi çeyrek ekmek yaparken biz 4'e bölüyorduk bütünü. Yani bir bütünden 4 tane çeyrek çıkıyordu. Bu 4 tane çeyreği yapıştırdığımız zaman tam ekmek olacak. O zaman 12'ye kadar 4'er 4'er saymamız gerekecek. Yani 12'yi 4'e bölmemiz lazım. 4'er 4'er sayalım. 4 8 12. Bakın 3 defa saydım. Demek ki 3 tane tam ekmek oldu. Bütün ekmek oldu. Tam yazdım, fark etmez. Şimdi bir de 10 tane yarım ekmeğimiz var. Bunları da tam yapmam lazım. 2 tane yarımı yapıştırınca tam ekmek olduğu için ikişer ikişer yapıştırmam gerekiyor ve onu 2'ye bölmem gerekiyor. 2 4 6 8 10 5 defa saydım. 5 tam ekmek de buradan çıktı. Şimdi bakalım tam ekmeklerim kaç kaç tane oldu? 5 buradan, 5 de, bur şey, de buradan, şey 3 de buradan. 5 ile 3'ü topluyorum. 8 tane tam ekmek oldu veya bütün de diyebiliriz buna. Evet, 12 çeyrek ekmek ile 10 tane yarım ekmeği birleştirdiğim zaman 8 tane bütün ekmek elde etmiş oldum. Evet sevgili öğrenciler bu son sorumuzdu. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.